Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün bugün çok keyifli görüntüler paylaştı. Bu görüntülerde Türk Yıldızları ile TUSAŞ'ın tasarladığı Hürjet eğitim uçağı birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi ve Hürjet Türk Yıldızlarına çok yakıştı. Bu cümleyi niye söylüyorum? Yakın bir gelecekte Türk Yıldızları uzun yıllardır kullandığı F-5 uçaklarını emekli edecek ve yerine Hürjet gelecek. Bir yandan da Hürjet'in test uçuşları devam ediyor. İsterseniz bu videomuzda hem görüntüleri birlikte izleyelim hem de Hürjet programına birlikte bakalım. Benim için Türk Yıldızları'nın yeri çok ayrı. Çünkü dünyada süpersonik yani ses hızının üzerindeki uçaklarla gösteri yapabilen çok az sayıda ülke hava kuvvetlerinin akrotibinden biri. Ve bunu da yıllardır yapıyorlar. Yaptıkları uçak tipi de F-5. F-5'ler Türk Hava Kuvvetleri'ne 1960'lı yılların başında envantere girdiler. Uzun yıllar ön hatta kullanıldıktan sonra 90'ların başından itibaren yerini F-16'ya bıraktılar. Bundan sonra F-5'in farklı bir görevi başladı. F-5'ler modernize edildi ve harbe hazırlık uçağı olarak Konya'da kullanıldı. Bu operasyon gerçekleşirken bir taraftan da Konya'da 3. Anajet Üs Komutanlığı'nda Türk Yıldızları adlı yeni bir organizasyona gidildi ve bu ekip 7 süpersonik uçakla gösteriler yapmaya başladı. Bugün Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun çok farklı ülkelerde Türk Yıldızları hem bayrağımızı başarıyla dalgalandırdı hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü de göstermiş oldu. Bunu yapmak kolay değil. Daha basit uçaklarla, daha düşük performanstaki uçaklarla gösteri yapabilirsiniz ama elinizde bu uçakları sürekli aktif tutmak, iyi bir şekilde uçurmak, bunu da uçuş emniyeti kuralları içerisinde gerçekleştirmek oldukça güç. Bu açıdan Türk Yıldızları gerçekten alkışı hak ediyor. Peki ülkeler bu tür akrotimlerde aslında kendi havacılık sanayilerini de dünyaya tanıtıyorlar. İşte bakıyorsunuz Amerika haklı olarak kendi uçaklarını kullanıyor. İngiltere'ye bakıyorsunuz Red Arrows kendi eğitim uçaklarını kullanıyor. İtalya'ya bakıyorsunuz İtalyanlar aynı şekilde ve bu yolda da Türkiye çok önemli bir adım atıyor. Türk Yıldızları yakın bir gelecekte Hürjet'i kullanmaya başlayacak. Hürjet hakkında çok sayıda video yaptık. Tek motorlu, yüksek itiş gücüne sahip, gerçekten çok yüksek performanslı bir jet uçağı olma yolunda ilerliyor. İlk hedef bir jet eğitim uçağı. Hava kuvvetlerimizdeki T-38'lerin yerini alacak. Gelişmiş sistemlere sahip, aynı kokpit yapısı Milli Muharip Uçak Kaan'da da kullanılan, yakın zamanda Aselsan'ın ISR radarına kavuşacak çok çok önemli bir uçak ve test programı da iyi tasarımı sayesinde sorunsuz ve dikkatli bir şekilde devam ediyor. T-38'ler eğitim uçuşlarında Hürjet'te yerini bırakırken Türk Yıldızları da Hürjet'i almaya başlayacak. Ve Hürjet'in tanıtımı böylelikle yurt dışında veya yurt içinde Türk Yıldızları tarafından yapılmış olacak. Ve zaten renkler de bayrağımızın renkleri kırmızı beyaz. Şimdiden Hürjet Türk Yıldızlarına çok yakıştığını ifade etmemde fayda var. Havacılıkta her uçuşta olduğu gibi tabii ki bu özel uçuş iyi bir planlamayla başlıyor. Türk Yıldızları'nın filo komutanı Yarbay Kemal Koyunluoğlu bizzat bu briefingleri yapıyor. Neler yapılacak, nasıl uçulacak her an saniye saniye planlanıyor. Zaten Türk Yıldızları'ndaki bakım ekibi çok tecrübeli, pilotlar çok tecrübeli. Bu konuyla ilgili tecrübelerini yansıtıyorlar ama biz bu işi biliyoruz. Konuşmaya gerek yok, havacılıkta denmez. Bu briefingten sonra Türk Yıldızları uçak başı yapıyor. Diğer tarafta da uçuşun gerçekleştirdiği Mürttet Hava Meydan Komutanlığı aynı zamanda TUSAŞ tesislerine ev sahipliği yapıyor. TUSAŞ'ta da uçuş test programında görev yapan Ercan Çelik ki bu Hürjet'in ilk uçuşunda kendisi gerçekleştirmişti. Hazırlıklarını yapıyor ve uçağıyla birlikte motor çalıştırıp pist başında yer alıyor. Türk Yıldızları önce bir şekilde kalkıyor ve önce pist üzerinden Hürjet'i selamlayarak bu gördüğünüz gerçekten çok keyifli fotoğraf karesini veriyorlar bize. Arkasından da Hürjet havalanıyor ve havada kol uçuşu gerçekleştiriliyor. Kol uçuşu nedir? Askeri uçaklar bir yere göreve giderken ikili, üçlü, dörtlü veya dörtlü paketlerden oluşan dördün katları 8, 12, 16 gibi farklı uçak tip sayılarıyla uçabiliyor. Bu uçuşun da belirli bir düzende olması lazım. En önde uçan uçak lider.
Ve onun kolunda uçaklar yer alıyor. Çeşitli formasyonlara göre bunların yerleri değişebiliyor. Türk Yıldızları 7 süpersonik F-5 ile uçuyor. Ve ön tarafına da Hürjet'in gelmesiyle birlikte 8 uçak haline geliyorlar. Meydanı selamlıyorlar ve geçişlerini yapıyorlar. Bu uçuşla ilgili olarak TUSAŞ da bazı teknik bilgileri bizlerle paylaştı. Örneğin bu uçuş toplam 37 dakika sürmüş. Maksimum 15.400 feet yani yaklaşık 5.100 metre irtifaya tırmanmış Hürjet ve uçuş sırasında da 351 knot. Bunu da çarptığımız zaman yaklaşık 600 kilometrenin üzerine saatte bir hız oluşmuş durumda. Bu uçuşu bu şekilde Hürjet tamamlıyor. Arkasından da iniş gerçekleşiyor. Ekip Hürjet'in önünde, Türk Yıldızları ekibi Hürjet'in önünde bir hatıra fotoğrafı çekerek bu seremoniyi tamamlıyorlar. Şimdi Hürjet tabi başlangıcı dediğim gibi size jet eğitim uçağı alacak. Türk Hava Kuvvetleri gerekli ön siparişleri vermiş durumda. Sonrasında sayı artacak. Türk Yıldızları kullanacak. Ve bir sonraki adımda F-16'nın altına muharip özelliklere sahip, yani füze atabilen, bomba taşıyabilen özelliklere sahip bir uçak. Bu uçakla ilgili daha önceden TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil röportaj vermişti. Verdiği bilgilere istinaden ben Temel Bey'in sözlerini buraya aktarmak istiyorum. Hürjet'in uçuş operasyon maliyeti F-16'ya göre 5'te 1 oranında. Yani aslında savaştığınız zaman bir silahlı kuvvetleri elinizde tuttuğunuz zaman pilotların uçması lazım sürekli. Antrenmanlı olması lazım. Ekibin eğitim yapması lazım, bomba atması lazım ve herhangi bir şekilde harbe hazır olması lazım. Uçuş saatleri çok önemli. Bu açıdan da Hürjet çok ciddi bir platform haline gelecek. Türkiye'nin hedefi Hürjet'i gelecekte hem pazarlamak eğitim anlamında hem de F-16 veya yüksek performanslı uçak alamayan ülkeler için düşük maliyetli ama jet performansında bir altyapı sunabilmek. Biliyorsunuz bu konsept Hürkuş'ta başladı. Hürjet'le iş jet motoruna doğru çıkıyor ve arkasından da milli muharip uçak 5. nesil hedefiyle başlanıyor. Önce 4.5 arkasından 5 gelecek. Bu şekilde devam ettirilecek. Türk havacılık ve uzay sanayi açısından ürün gamı pervane uçak, jet uçak ve savaş uçağı şeklinde uçak tarafı tabii oluşturulmuş olacak. Hürjet için test programının toplam 2 yıl sürmesi hedefleniyor. TUSAŞ'ın verdiği bilgilere göre bugüne kadar Hürjet toplam 17 test uçuşu gerçekleştirdi. Bu test uçuşlarında da 9 saat 8 dakika havada kalınmış durumda. Yakın bir gelecekte 2024'te işte yapılacak gösterilerde belki Hürjet'i izleme imkanına kavuşuruz. Çünkü uçağın olgunlaşması bir zaman alıyor. TUSAŞ gerekli testlerini tamamladıktan sonra Türk Hava Kuvvetleri pilotları devreye girecek. Onlar da kabul ve test çalışmalarının arkasından hedef 2025. Ama havacılık bu. Bir problemle karşılaşılabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bunlarla ilgili de tarihleri verirken çok böyle iddialı olmak açıkçası bazen bu tarihler sarkabiliyor. Havacılık için normal. Şu sözü de ben yayınlarımda söylüyorum. Eklemek isterim. Bir havacılıkla ilgili işte bir uçak olur, helikopter olur, İHA programı olur. Bütçesinde bitiyorsa bir sıkıntı var demektir. Tam zamanında da bitiyorsa bir sıkıntı var demektir. Çünkü havacılık çok karmaşık bir yapı. Bu yapıyı emniyetle uçurmak, insanlı olsun, insansız olsun, verilen görevler çok ağır, iddialı. Çünkü bir tasarım yapıyorsunuz. Bu tasarım 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl havada kalıyor. Geleceği çok iyi düşünmeniz, planlama yapmanız ve mühendislerin buna göre o beklentileri hayata geçirmesi gerçekten çok zor. O yüzden bu projelerde çok sayıda mühendis çalışıyor. Bunun yanı sıra işte imalatında binlerce şirket çalışıyor. Çok büyük bir aile bir arada bir hava aracını uçurmaya çalışıyor. Gerçekten görevleri çok zor. Ama önemli olan bu çabayı göstermek, arkasında durabilmek. Bu açıdan da Hürjet önemli bir program TUSAŞ için. Evet, bu güzel görüntüleri sizlerle paylaştım. Bir video çekmek tabiri caizse şarttı bunlar için. Haluk Görgün'e, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bu uçuşların devamı gelsin. Yavaş yavaş bir yandan da tabii test uçuşları tamamlansın. Yavaş yavaş bu hava araçları envantere girsin. Bizim gözümüz Hürjet'in bu uçuşuyla birlikte Türk Yıldızları'na çok böyle aşina gibi geldik. Umarım en kısa zamanda Hürjet'i Türk Yıldızları'na ve Türk Hava Kuvvetleri'ne görmek üzere.